peş peşe gidecek ne var lan? Tırla. Üstüne tırma açsam, bir etkin tuttur falan da bir kahvaltı yapalım. Parkın bir yönde etsek. He? Evet arkadaşlar. Olur mu? Dışarısı güneş yanıyor. Direksiyonu Alaaddin Bey'e bıraktı. Ben akıllı adamım. Güneşin altında gider miyim abi? Ben böyle gölgede otururum abi. Değil mi Engin Bey? Aynen. Böyle yeni şoförler güneşin altında gider diyor. Destek tutmuş zaten. Rahim de şeysiz falan. Alaaddin Bey, 2 ton daha karardın la güneşin altında. Yani üçümüzde bir denize gidelim abi. Girelim abi. Gözlüklerin de yakıyor ortalığı. Hep böyle yakıyorsun falan. Hiç denizden çıkmıyor seni. Nereye gitsek deniz dönmesin. Bak hala, ibibik kuşu gibi tepemde dikiliyor la. Selamünaleyküm arkadaşlar. Didim'e geldik. Travege'yle sahildeyik. Birazdan da denize gideceğim. Oradan da biraz görüntüler alayım. Hep otoban, asfalt adamı öldürüyor vallahi uşak. Yine Ali abi müzikleri çalıyor rahmetli. Nereye gidersek gidelim zaten Ali abi Mehmet beraber hiç ayrılmıyor. O yok, kendi müzikleri eşlik ediyor bize. Furkan'ım sağ olsun. O da çalıyor. Hep böyle çalışma videoları olmasın arkadaşlar. Birazcık da sosyal aktivitelerden bahsedelim. Arabamız yine Travege. Aha inanmıyorsanız bak burada yazıyor. Aman arabayı da göstereyim de arabamız boş arkadaşlar. Yolcuyla sahile gitmiş diyenler olmasın da. Dün Kırşehir'den çıktık 6.30'da. Antalya dönüşüydü. Diyorum ya hiç belli olmuyor diye. Bu sefer de Didim yazmışlar. Bizde işler sürpriz arkadaşlar. Birazcık da dışarıdan çekime devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar denize gidiyor şu anda. Yavrum bay. Nasıl kuruyordur la şimdi? Güneşin altında. Siz yatın uşak. Vallahi içecekler neyi aldım arkadaşlar? Fanta, manta. Hadi Travege görüşürük. Tırın emmisinin oğlu. Kendine iyi bak. Red git denize kaçar. Alamayacağım şimdi buradan Kıbrıs'a kadar gideceğim ondan korkuyorum ya sahil güvenlik yakalayacak ondan fazla dalmıyorum arkadaşlar. Lan bu da biraz bek yalan oldu ya.
Vallahi çok süper arkadaşlar. Bütün mazot, asfalt hepsinin kiri gitti. Evet arkadaşlar. İşinizin stresi, zorluğu buralarda bitiyor. Akşam peron yaparsınız. Sabaha kadar iki arkadaş yol gelirsiniz, çift şoför. Mavin zaten koridorda 5 dakika boş durmaz. Yorgun argın gelirsiniz, yolcuyu indirirsiniz ta ki akşama kadar. Şansınız varsa da benim gibi böyle deniz kenarına gelirsiniz, yorgunluğun hepsini atarsınız arkadaşlar. Yalnız şunu da bilin ki deniz insanı yoruyor, dinlendirdiği kadar da. Bunun acısı akşam çıkıyor. Hareket saatinize 5-6 saat kala iyi bir uyku. Eğer uyumazsanız akşama kadar böyle denizde balık adam gibi yüzerseniz 100 kilometre sonra knockout. Uyku bastırır arkadaşlar. Hele bir de klimayı açıp da serinlik çöktün müydün, hapı yuttun, pilin biter. Ulan ben de bayağı derinlerde yüzüyorum ha. Bayağı tehlikeli olmaya başladı buralar. Dizem inanmayın. Herhalde bir 20 santim ancak suyun derinliği. Aha bir tane de tır gidiyor karşıdan. Vay yavrum vay. Aha o da buraya giriyor la. Gel hemşerim gel. Red git burada gel. Sen de gel. Ne oğlum oradan giremem. Oradan taksi zor giriyor la. Keşke bizim yanımıza gelseydin. Dur bakalım, girmeye çalışıyor oradan da zor. Taştık oralar ya. Keşke suya girmeden önce olsaydı, yardımcı olurdum. Yanımıza getirirdim bizim karşı tarafa da. Meslektaşım. Tır, kamyon, otobüs fark etmez arkadaşlar. Direksiyon kutsaldır. Ha nerede kaldıydık? Yine çenemi çoğaltmayayım da. Böyle de işte güzel yanları var. Her işin stres zorlu olduğu gibi. Çoğu insanın parayla gelemeyeceği, gidemeyeceği yerlere gelir gidersiniz arkadaşlar. Nasıl 34 devlet gezdiysem babamın parasıyla gezmedim. Sonuçta mesleğim icabı gezdim. Böyle güzel yanları da var. Neyse birazdan size bir dalış yapayım. Bak dedim oraya giremez diye. Çünkü ben biliyorum orayı. Biz otobüste zor girdik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Red Kit boğulmak üzere. Kurtarın lan beni. Kurtarın oğlum. Arkadaşlar. Şimdi bir kampanya başlattım. İyi dinleyin beni. Bu sene işi gücü olup imkanı olmayıp da tatile gelemeyenleriniz var içinizde, biliyorum. Şimdi benim IBAN numarasını veriyorum size. Sizin yerinize denize girersem 10 lira. Sizin yerinize gezersem 5 lira. Hesaba yatırıyorsunuz. Bakın sizin için yüzüyorum ha, ona göre. Yoksa denize falan giresim yok da. Denizde bak, benim yerime yüz abi diyorsanız 10 lira yatıracaksınız. Benim yerime gez diyorsanız 5 lira. Yapmam böyle bir şey de, hadi sizi kıramadığım için yapıyorum. IBAN numarasını yazın. 0000000 bir daha 0, ondan sonra da 0.
Oğlum bu işin esprisi lan, gerçek merçek bellersiniz de. Millet zaten bahane arıyor, karalama politikaları yapacağım diye. Tetikte bekliyorlar, müzümsüz müzümsüz yorumlar yazalım diye. Ulan Teksas'ın köllerinden düştüğüm yere bak arkadaş ya. İşte bir taraftan da buruk bir eğlence oluyor arkadaşlar. Hani dedim hep iyi tarafları var, kötü tarafları var diye. Bakın herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla beraber. Siz tek başınıza ne yediğinizin zevk oluyor, ne içtiğinizin, ne denize girmenizin biraz buruk oluyor. Ne yapalım, bizim de kaderimiz bu, işimiz bu. Zaten böyle aktivitelerde de katılmasak hiç çekilecek bir tarafı yok. Ben bir şöyle Kıbrıs'a doğru gideyim, geliyorum arkadaşlar. Ulan Kıbrıs ne taraftaydı, o biraz yalan oldu da. Yunan'a doğru gidiyorum. Dedim ya, burası Didim. Herhalde Yunan yakındır. Kendinize iyi bakın.